Başkanımız ne diyorsa biz onun arkasında duracağız yani. Kaldırımda oynasın yine destekleriz yani. Ben Beşiktaş taraftarı olarak Fenerbahçe'nin arkasındayım. Ben bu sezonun hatta bu ligin son 15-20 yıldır kesinlikle masada kazanıldığını düşünüyorum. Hani marka değeri olan bir lig olabilmesi için ilk önce futbolcuların kendini güvende hissedebilmesi lazım. Fenerbahçe'nin bir tepki göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bir meydan okuması gerektiğini düşünüyorum. Çoktan çekilmesi lazım. Lig adil bir lig değil, dizayn edilen bir lig. Bu yılda şampiyon olacağız zaten. Belki düşmemize de gerek kalmayacak. Herkese ipsuf atlayabiliriz bu şekilde. Fenerbahçe taraftar yıllardır bunu yiyor. Ali Koç her başarısızlıkta 2010-2011 kupasını kaldırıyor. Sanki ligden çekilmeme kararı alınacak gibi ama keşke çekilinse. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ligden çekilme açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Bakalım futbol severler Ali Koç'un açıklamalarıyla alakalı neler düşünüyor? Hangi takımlısın? Beşiktaşlıyım. Fenerbahçe'nin ligden çekilme açıklaması ile ilgili neler düşünüyorsun? Esasına baktığımızda ligden çekilme isteklerini de ben haksız bulmuyorum. Yani aslında iyi bir adım, haklı bir adım ama onlar açısından ve Türk futbolu açısından hem rekabet olsun hem yayın hakları olsun, ligin kalitesi olsun, değer açısından bir düşüş sağlayacaktı. Çünkü Fenerbahçe sonuçta büyük bir camia. Beşiktaşlıyım. Bir tepki olması zaten gerekiyordu. Özellikle Fenerbahçe'nin yaşadığı bence çok vahim bir durum. Ya, olmaması gereken bir şeydi. Özellikle geçen yılki Beşiktaşlı olmamla da kaynaklı Ankara Gücü Beşiktaş maçında aslında Josef'in koyduğu tepkide biz Beşiktaş taraftarı olarak aslında Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da bizim yanımızda olmaları, yani Trabzonspor'dan da keza aynı şekilde beklemiştik. Ben Beşiktaş taraftarı olarak Fenerbahçe'nin arkasındayım. Ortada yanlış bir durum var çünkü. Olmaması gereken bir sahne. Bence yaptığı açıklamalarda sonuna kadar haklı Ali Koç. Ya öncelikle bu konunun sadece Fenerbahçe ile alakası olduğunu düşünmüyorum. O gün Papara Park'ta Galatasaray'da olsa, Beşiktaş'ta olsa, yani o yumruğu olsa Samuel değil de Derrick Köhn de atsa, yani Galatasaray'ın arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bir İspanya'da bir hakeme bağırdığında bu haftalarca konuşuluyor. Süper Lig'de artık şiddet normalize edildiği için bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe. Şu anda ligde haksızlık yapıldığını düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Başka kulüplere de haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Şu anda yani bu bir haksızlık. Yani neden bu başka ülkelerde olmuyor? Neden İspanya'da olmuyor? Ya da neden İskoçya'da olmuyor? Neden Türkiye'de, Trabzon'da oluyor bu? Bunun araştırılması lazım. Yani futbolcuların can güvenliği yok. Transfer edileceği zaman, transferler olacağı zaman bu oyuncular buraya gelmekten çekiniyorlar. Ondan sonra marka değeri olan bir lig olabilmesi için ilk önce futbolcuların kendini güvende hissedebilmesi lazım. Bir reklamı olan bir lig olması lazım. Yani Fenerbahçe'ye gelince Fenerbahçe'nin bir tepki göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bir meydan okuması gerektiğini düşünüyorum. Ancak ligden çekilebileceğini düşünmüyorum. Başkanımız ne diyorsa biz onun arkasında duracağız yani. Kaldırımda oynasın yine destekleriz yani. Fenerbahçe. Vallahi takımıma tamamen güveniyorum zaten. O yüzden her şekilde de arkasındayım. İkincilik olur, üçüncülük olur. Fark etmez. Eğer gerçekten kirli bir oyun döndüğünü düşünüyorsa ve bunu ikna etmek için de tüm Türkiye'ye bunun olacağını düşünüyorsa arkasında duracağız. Yani başka da diyecek pek bir şeyimiz yok. Galatasaraylıyım. Ya Ali Koç bunu son zamanlarda çok fazla yapıyor. Önce çoğu başarısızlıklarından dolayı. Önce 59. şampiyonluklarında dedi. Manipüle etti kendi taraftarını. Başarısızlığın üzerini kapatmaya çalıştı. Şimdi ligden çekileceğim diyor. Ligden çekilme gibi bir ihtimal yok. Öyle bir ihtimal görmüyorum. Çekilse de ligin kalitesi düşer tabii ki. Yani çok büyük bir kitleye hitap ediyor. Ama çekeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçeliyim. Ya bence yaptığı açıklama gayet yerinde ve doğru bir açıklama. Bence geç kalınmış bir hamle. Çoktan çekilmesi lazım. Lig adil bir lig değil, dizayn edilen bir lig. Ali Koç'un açıklamasını bence doğru buluyorum. Beşiktaşlıyım. Yani şimdi baktığımızda daha önce bir otobüs kurşunlanması olaylarından sonra da bu olaylar mevzuya çıkmıştı. Yani ben bir Beşiktaşlı olarak bu olayların sportmenlik dışı olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani Fenerbahçe'nin doğru karar vereceğini ve bence çekilmelerinin doğru olacağını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin ligden düşerse ligin temizleneceğini düşünüyorum ve bu duyduğumuz 6. ligden çekilme söylemi. 2011'den bu yani. Zaten bir hafta önce dedi bunu Ali Koç ligden çekilebiliriz diye. Dün İsmail Kartal öyle bir şey yok dedi. Her sene aynı şeyler. Ceza almamak için kendi kendine bir şeyler uydurdular. Her sene aynı. Yok şampiyonluk kupası müzesinde olur da başlıyor. Yok dekoder iptal edelim. Cartçut başarısızlık gelince sallamaya başlıyor. TFF'yi arkasına almaya çalışıyor. Fenerbahçe taraftarı da bunu yiyor yani. Fenerbahçe. Bence çekilmeli. Bu mevzu bir kere açıldıysa zaten hani mevzuyu buraya getiren olayları da biliyoruz. Sadece Trabzon maçı özelinde konuşmayayım.
Ben bu sezonun ve hatta bu ligin son 15-20 yıldır kesinlikle masada kazanıldığını düşünüyorum. Hani hiçbir şekilde sahadaki futbol bu işi etkilediğini düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'ye karşı son 20 sezondur belki çok büyük bir algı operasyonu var. Özellikle son 10 sezonda, hani sezon öncelerinde Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar açıklamaları belli başlı gazetecilerden. Bizi şampiyon yapacak olsalar 10 yıldır niye yapmasınlar? Ben bizim üzerimize oynanan büyük bir oyun olduğunu düşünüyorum yani. 10 senedir artık çektiğimiz yeter, hakemlerden olsun, TFF'den olsun. Her gelen yönetim gideni aratıyor. Yani şu andaki yönetim, mevcut yönetim zaten ne iş yaptığını kesinlikle bilmiyor. Hani şu an bu işin içinde olan insanlar ne görev yaptığını, ne iş yaptığını hiçbir şekilde bilmiyorlar. Artık nereden talimat alıyorlar orasını ben bilemem. Fenerbahçe bence ligden çekilmeli. Biz bunun lafını açtık bir kere. Ve bu sefer çok ciddi açtık. Evet, daha önce de açıldı oldu muhabbetin. Bu sefer çok ciddi bir şekilde açtık. Ve hani ben bu kararın her türlü arkasındayım. Takımımı desteklerim. Evet, yani gidecek oyuncular olur. Kaldı ki genç potansiyellerimizi satmamız lazım. Onları birinci lige götüremeyiz. Dünya çapında tanınan oyuncularımız var. Onlar da gidecekler. Eyvallah. Onları anlarım, hak veririm. Biz elimizdeki mevcut Türk kadrosuyla zaten birincilikten tekrar çıkarız. Tekrar olduğumuz yere geliriz. Bence yani Fenerbahçe'ye yakışan da budur artık. Bu saatten sonra bu raconu kesmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Fenerbahçeliyim. Ya Ali Koç'un taraftarın gazını almak için yaptığı açıklama olarak düşünüyorum. Peki Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'ndan nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsun? Fenerbahçe'nin bir başkaldırı yapmasını düşünüyorum öncelikle. MHK olsun, TFF olsun, hepsine bir başkaldırı yapmasını gerektiğini düşünüyorum. Gitmezlerse eğer, gidene kadar da maçlara çıkmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çıkacak kararı, yani ligden çekilmeyi çok gerçekçi olarak bulmuyorum açıkçası. Çünkü Beşiktaş devam ederken, Trabzonspor, Galatasaray devam ederken Fenerbahçe'nin bir alt ligde mücadele etmesi çok abes kaçar diye düşünüyorum. Ancak Avrupa Ligi'nde bir başarıyla, yani bu Avrupa Ligi'nde bir başarı göstererek, yani zaten o diğer kulüplere, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir meydan okuması gerçekleşebilir diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama ligden çekilme kararını yani doğru bulmuyorum. Ya bence gerçekçi bir karar çıkma, yani gerçekçi değil bence ligden düşmemiz. Bence ligden düşmeyiz yani, muhtemelen devam ederiz. Ama bunun böyle konuşulması bile kamuoyunda bir şey yaratıyorsa bence bu yine Fenerbahçe için iyi bir şeydir. Ya ben dediğim gibi takımın her türlü arkasındayım zaten. İkincilik olur, üçüncülük olur. Her türlü arkasındayız. O yüzden ne karar alırsa da arkasında olacağız. Bu yılda şampiyon olacağız zaten. Belki düşmemize de gerek kalmayacak. Herkese ipsi patlayabiliriz bu şekilde. Ya Fenerbahçe Kongresi'ne ben Gakobi'ye katılım bekliyorum. %70-%80 bence çekilme yönünde oy kullanılacak. Ondan sonra tabii ki şey kalacak, Ali Koç'a kalacak. Ben de çekilmeli de. Çekilme kararı çıkmaz, ondan eminim. Oyuncuların alacağı cezaya göre değişir. Yani bencesi keşke ligden çekilsek ama bunun kolay bir karar olmadığını biliyorum. Biraz kestiremiyorum ama sanki ligden çekilmeme kararı alınacak gibi ama keşke çekilinse. Dediğim gibi kolay bir karar değil bunu yapmak. Ligden çekilmek çok ağır bir süreç. Avrupa puanları da silinecek, gelirlerimiz de düşecek. Kongre üyelerimiz daha iyi bilir diyorum ben bunu. Fenerbahçe taraftarı yıllardır bunu yiyor. Ali Koç her başarısızlıkta 2010-2011 kupasını kaldırıyor. Sonra Fener'e destek ol diyor. Fener için 1 milyon beğeni falan yapıyor. Şimdi de bugünkü provokasyon da bu yani, alıştık. Ama Fenerbahçe taraftarı bunu göremiyor. Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi Türkiye Ligi'nde neleri değiştirir? Öncelikle zaten bütçesel olarak büyük bir değişikliğe giderlik. En büyük paylardan biri Fenerbahçe'nin, hatta iki büyük paydan biri Fenerbahçe'nin. Çekilmesi demek Türkiye Ligi'ndeki dengeleri zaten baştan aşağı değiştirir. Ben bir futbol sever olarak aslında Türkiye'nin İskoçya'da olduğu gibi bir şirket ligi üzerinden olması gerektiğini düşünüyorum. Belki Fenerbahçe bunun önünü açabilir. Ligden çekilerek böyle bir tepki koyarak. Federasyondan bağımsız bir başka bir yayıncı kuruluşta falan çalışarak, başka bir lig sistemi üzerinde çalışsa, bunun arkasında bu yolda devam ederlerse Türk futbolu adına ilerleyen süreçte de daha parlak bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Olumsuz etkiler Fenerbahçe'nin olması gerekiyor. Sen o zaman Fenerbahçe'nin devam kararı... Tabii kesinlikle devam etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ben ligde çok fazla rekabet olduğunu düşünmüyorum. Maçların masa başında kazanıldığını düşünüyorum. O yüzden çekilmesi rekabet açısından hiçbir şey değiştirmez. Eğer çekilirlerse elbette ki Türk futbolundaki rekabeti de olumsuz etkileyecektir yani. Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra bir takım olaylar yaşandı. Bu olaylarla alakalı öncelikle neler düşünüyorsunuz? Bu olaylarla ilgili yani taraftarımızın yapmış olduğunu kabul etmiyorum ama Fenerbahçeli oyuncuların da 90 dakika boyunca bizi kışkırttığını, bu arada stat'taydım ben de. Stat'tan takip ettim maçı. Maç başından bu yana İrfan Can olsun, Mert Hakan olsun, Osterwolde'nin olta atıp çekmesi falan. Yani olta attılar taraftara. Taraftar da dedi oltayı atarsam ben sahaya inerim. Olta attılar, taraftarı sahaya çektiler bir nevi. Yani taraftarın inmesi
tamam taraftarın sahada bulunmaması gerekiyor ama yani bir futbolcunun da sahaya inen birine gidip yumruk atması ne bileyim profesyonelliğe aykırı yani. Hiç mi bu olaylar daha önce yaşanmadı? 2013'te Atatürk Olimpiyat'ta yaşandı. Sahaya 70 bin kişi indi. Hiçbir Galatasaraylı futbolcunun biz oyuncu dövdüğünü, patakladığını görmedik. Ki hadi diyelim biz orada ilk Osayi Samuel'in meşru müdafasını kabul ettik. Osterwolde'nin gelip 20-30 metre koşup kafasına adamın tekme atması direkt ölüme teşebbüs yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Fenerbahçeli futbolcuların kesinlikle hiç profesyonel davrandığını düşünmüyorum. İki tarafın da ceza almasını istiyorum yani. Biz de ceza almalıyız. Buna hemfikirim. Alabileceğimiz her cezaya yani kabul ediyoruz ama Fenerbahçe'nin de bu cezalar görmesini istiyoruz yani. Ya ben bayağıdır tribünün içindeyim. Hiç böyle bir provokasyon görmedim. Bir hafta boyunca sadece Twitter'dan, Instagram'dan bizi kışkırtmaya yönelik bir sürü paylaşım yapıldı. Zaten bu maçın böyle olacağı belliydi. Maça geldiğimizde hakem kararları gerek VAR hakemi gerek normal hakem zaten böyle bir maç olacağı aşikardı. Maç başlamadan önce zaten Mert Hakan Yandaşeli böyle gelip havalimanında böyle bir gülerek poz vermesi zaten maçın nasıl geçeceği belliydi. Maçta tabii ki biz de haksız ama yani sahaya girmek çok anlamsız ama yani böyle bir kışkırtma olması da zaten Trabzon insanı bilindik böyle gergindir yani. Bir de Fenerbahçe olunca ve aramızda 10-11 meselesi olduğundan dolayı yani böyle hareketlerin olması bunu getireceği aşikardı. Yani 60. 70. dakikada su atmaktan maç oynanmıyordu. Yani şöyle demek gerekirse adamın girmesi, adam Almanya'dan gelmiş öyle duydum yani. Almanya'dan gelmiş daha oradan sahaya atlıyor. Yani bence yaptığı hareket yanlış ama hareket zaten anlaşılıyor. Güvenlikler üzerine atlıyor. Zaten hareketsiz halde Osayi Samuel bildiğin yani knockout olmuş adamın üzerine gelip yumruklarla geliyor. Diğeri zaten uçan tekmeler belli. Diğer adamların yaptığı belli. Ki yeni çıktı bu da İsmail Kartal'ın oğlu bile üzerinde bir o şey olmadan gelmiş maça giriyor mesela. Her türlü sıkıntı var. Yani soyunma odasında yaşananlar da belli. Ya ben Trabzonspor tribünlerini zaten sezon sonuna kadar kesinlikle ceza alacağını düşünüyorum. Seyirciye kapanır ama oyunculara da en ağır ceza verilmesini istiyorum. Eklemek istediğim şey var mı? Daha çok şey derim neyse.